Değerli dostlar, değerli borsa yatırımcıları, herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar bugün teknik grafiğini beğendim. 3 tane hissemiz var. Bir tanesi durdu, bir tanesi Bursa Çimento, bir tanesi ise eplas. Ekranda şu an gördüğünüz arkadaşlar Duran Doğan Basım Ambalaj A.Ş.'nindir. Grafiğimizin haftalık e, durumuna baktığımızda dikkat edin arkadaşlar bütün ortalamaların üzerinde kapattığını görüyoruz. Hatta bunu biraz daha yakından baktığımızda 20 günlük haftalık ortalamamız 17.130'dur ancak kâdımız 17.35'de kapatmıştır. Dolayısıyla ortalamaların bütün ortalamaların üzerinde haftalıkta bir kapanış gelmiş. Yine orta uzun vade olarak baktığımızda arkadaşlar haftalık grafiğimizde yatay tren çizgisinin ilk hedefinin arkadaşlar şuralar olduğunu görüyoruz. Dikkat edin bu 19.500'lere denk geliyor. Dolayısıyla 1730'un üzerinde kaldığında bana göre bu kadının ilk hedefi kabaca 19.500'ler olduğunu düşünüyorum. Geri çekilmelerde arkadaşlar 16.500'ler bana göre ilk alım yeri olur, ilk desteğimiz olur. Erasay olarak da baktığımızda kendi ortalaması olan Era kendi ortalaması olan 51 54'ün bir tık altında olduğunu görüyoruz. Ancak burayı kırıp ta ki ana hedef olan 70-71'lere kadar era çıkabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar bu grafiğimizin bir de günlüğüne bakalım. Hissemizin günlük grafiğine de baktığımızda dikkat edin arkadaşlar. Yine bütün ortalamaların üzerine 60. Burada bir hacimde toparlama var. Yine era yukarı doğru çıkmış. Dolayısıyla era sayında ana hedefi 71'ler 72'ler dediğimiz aşırı alım bölgesine kadar bu kadın çıkabileceğini düşünüyorum. Yine günlükte de baktığımızda aslında yatay çizgiden bir bakalım nereye denk geliyor? Şuraya bir yatay çizgi çektiğimizde şu tepelerimiz arkadaşlar yine 19.500'lere denk geldiğini görüyoruz. Bu kağıtta devamı gelirse ilk ana hedefinin kabaca 19.500'ler olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu kağıdımızın arkadaşlar bir de Şurada fin temel e, verilerine de bakalım. Şimdi bu şirket aslında bedelsiz sermaye artırımı yaptı. Birinci ayın 24'ünde e, sermayesi 35 milyondan 100 milyona çıktı. %185 lik bir bedelsiz sermaye artırımı yapmıştı. Özel raporda baktığımızda şirketin satışlarının 901 milyon olduğunu görüyoruz. Şirketin piyasa değeri ise arkadaşlar 1 milyar 735 milyon. Halka açıklık kısmı ise %32.8 kabaca %33'tür Şirketin piyasa değeri 1.7 iken toplam varlıklarına baktığımızda kabaca 1 milyar 100 milyon. Bu açıdan baktığımızda yani varlıklarıyla piyasa değeri açısından çok şiştiğini düşünmüyorum. Şirketin öz kaynakları 467 milyon. Demek ki şirketin yabancı kaynakları kabaca 600 milyon civarı olduğunu görüyoruz. Şirketin buradaki cari oran kısmına da bir bakalım. Şirketin cari oranı arkadaşlar 1.10'dur. Dolayısıyla kısa vadeli borçlarını ödeyebilmede çok sıkıntı yaşamıyor. Ancak bunun 1.5 civarı olması daha makuldür. Kaldıraç oranına baktığımızda şirketin zaten %56-57 yabancı kaynaklardan oluştuğunu görüyoruz. Ancak şu an ekranda gördüğünüz şirketin 2023'ün 3. çeyreğine ait olan bilançosudur. Şirket 2023'ün 3. çeyrende net dönem karı 51 milyondur. Esas faaliyet karı aslında yaptığı satışlar 901 milyon, esas faaliyette ise 201 milyon TL kar etmiş. Dolayısıyla esas faaliyet kar marjı arkadaşlar aslında fena değil ancak net dönem karında bir azalma olmuş. Bunun temel sebebi ne? Onu da arkadaşlar biz buradan aslında gelir tablosunda bakabiliriz ondan sonra bir sonraki kağıdımıza geçeceğiz. Şirkete baktığımızda arkadaşlar brüt kar 236 milyon genel yönetim giderleri pazarlama giderlerine baktığımızda şirketin diğer faaliyetlerden 166 milyonluk bir kazanç elde ettiğini ancak şurada şirketin finansal giderlerinde 155 milyon olduğunu görüyoruz. Daha önceki dönemlerde örneğin 2022'nin 3. çeyreğinde 109 milyon finansal gideri varken 2000 22'nin 4. yerinde 122 sonra 23 milyona düşmüş. 117 milyona düşmüş. Kabaca baktığımızda bu şirketin finansal giderleri aslında 100 milyon civarı olabileceğini düşünüyorum. 4. çeyrek bilançosu da geldiğinde 2023'ün 4. çeyrek bilançosu geldiğinde burada tabii ki enflasyon muhasebesinden dolayı buradaki sonuçlar değişebilir. Ancak teknik anlamda tekrardan bir dönelim teknik analimize, grafimize. Baktığımızda günlükte ve haftalıkta güzel bir oluşum var. Bir de bunu arkadaşlar bir de 4 saatlikten de bakalım. 4 saatlikte de baktığımızda ortalamaların üzerine attığını görüyoruz. Oradan da ana hedefin yine 19.520'lere kadar hata çıktığını görüyoruz. Bu kağıtta eğer devamı gelirse 19.500'ler ilk ana hedeftir. Günlükte baktığımızda göstergelerin biraz özellikle Erasay'ın biraz ısınmaya başladığını ancak geri çekilmelerde tabii ki bu saatliktir. Günlük ve haftalıkta belli bir süre sabreden yatırımcı burada bir kazan sağlayabilir. Tabii ki bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tekrardan göstereyim. Özellikle haftalıkta ve günlükte ortalamalar üzerinde bir kapanış gelmiş. Dolayısıyla bence bu önemlidir. Şurayı biraz tekrardan büyüteyim haftalık grafiğimiz. Şu oluşum açıkçası hoşuma gitti. Bir de günlük tekrardan göstereyim. Bakın arkadaşlar. Günlükte de baktığımızda güzel yeşil bir mum oluşturmuş. Buradaki hacim artışı da göze çarpıyor. Dolayısıyla yakın takibe tutmakta fayda var. Bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Günlük grafimize baktığımızda uzun bir süredir aslında burada yatay bir bantta hareket ettiğini görüyoruz. Yani 20'lerle dibi ise 16 500'ler hatta 16'lara kadar sarktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu kağıt bir ata gelirse şuraya benzer. Şu özellikle şunu bir çizgiyle de gösterelim. Şuraları kırdığında yani 19500'ler 20'leri 20 kırdığında bu kağıta bir rally başlayabilir. Söylediklerimi tekrardan söyleyeyim. Yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki kağıdımız ise arkadaşlar hangisi? Bursa Çimento girelim. Bursa Çimento ekrana gelsin. Evet. İlk başta arkadaşlar Bursa Çimento'nun bir haftalı grafiğine bakalım. Bursa Çimento'nun haftalı grafiğine baktığımızda arkadaşlar şu çizgiyi bir kaldıralım ortadan. Pardon evet. Şuradan sildik. Niye silinmedi? Şunu bir büyütelim ilk başta. Hatta çizgimiz kalsın arkadaşlar. Çizgimiz arkadaşlar 9'a denk geliyor kağıdımız ise 8.87'de kapatmış. Dolayısıyla bu kağıt özellikle 9'ların üzerine atarsa ciddi bir atak meydana getirebilir. Bunu bir de günlükte bakalım arkadaşlar. Ondan sonra bir de temel çarpanlarına bakacağız. Günlükte de baktığımızda aslında ilk desteğimiz daha doğrusu ilk kırmamız gereken nokta yine 9 civarı olduğunu görüyoruz. Şuradaki oluşumlar güzel. Daha önce iki kez buralara gelip ortalamaların üzerine atmış. Bizim ilk kırmamız gereken nokta 9 civarı olduğunu düşünüyorum. Buraları kırarsa bu kağıtlarda bir atak meydana gelebilir. Tabii ki bunların hiçbir tanesi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şu çizgiyi bir kaldıralım. Ondan sonra şuradan da biraz büyüteyim. Daha da görünür olsun. Dediğim gibi arkadaşlar bu kağıt kabaca 9'ların üzerinde kapanışlar gelirse Devamı gelebilir özellikle günlük ve haftalık grafiklerini beğendim uzun bir süredir bu kağıtta yata bir bantta hareket ediyor dolayısıyla şuradan bir büyüteyim hacmi de görelim hacimde de belli bir artış var şu son bıraktığım mum arkadaşlar aslında e, devamı geleceğin bir göstergesidir aşağı doğru bir mum atmış ama ancak tekrardan günün sonunda şu yeşil mumun üzerinde bir kapanış gelmiş dolayısıyla bu açıdan bence önemlidir erasay Günlük grafikte belli bir noktaya gelmiş ancak haftalıkta baktığımızda bu kağıdın devamı gelebileceğini bize gösteriyor. Tabii ki yanılabiliriz ancak ortalamaların üzerinde olması ve şuradaki oluşumun dediğim gibi kabaca dokuzların üzerindeki bir kapanış şurayı geçtiğinde şuna benzer şuralara doğru bir atak meydana gelebilir. Kağıdımızın genel olarak şöyle bir temel verilerine de bakalım ondan sonra bitireceğiz. Bursa Çimento bununla ilgili daha önce de aslında bir video çekmiştim. Şirketin 2023'ün 4. çeyreğine ait bilançosu gelmiş. Enflasyon verilerine göre baktığımızda net dönem karı ciddi anlamda artış göstermiş. Ancak şirketin arkadaşlar satışlarında bürüt kar ve esas faaliyet karlarında favonda bir düşüş var. Şirketin toplam 11-12 milyar varlığı var. Şirketin piyasa değeri ile varlıkları açısından baktığımızda pahalı olduğunu düşünmüyorum. Şirketin net borçsuz nette borsuz olduğunu görüyoruz. Eksi 554 milyon öz kaynakları 8.8 milyardır. Dolayısıyla satışlar 10 milyarın üzerinde. Brüt kar 2-3 milyara yakın. Esas faaliyet karı da 2.6 milyar olduğunu görüyoruz. Günün sonunda net dönem karında 1 milyar 800 milyon olduğunu görüyoruz. Bu çarpanlara göre bu verilere göre kağıdın çok şişik olmadığını da görüyoruz. FK'sının firma deri bülü piyasa değeri bölü defter değerlerinin de makul olduğunu görüyoruz. Şirketin öz kaynaklarında öz yani kaynak dağılımına baktığımızda öz kaynakları %86'dır. Dolayısıyla şirket borçsuz bir şirkettir diyebiliriz. Zaten burada nette borçsuz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Temel verilerinde teknik olarak da açıkçası özellikle günlük ve haftalık grafiklerini ben beğendim. Bunları tekrardan bir şuradan size göstereyim. Evet dediğim gibi özellikle şu haftalık grafikte kağıdın kabaca şöyle dokuzların üzerindeki kapanışlar geldiğinde devamı gelebileceğini düşünüyorum. Bir sonraki kağıdımız ise arkadaşlar E-PLUS'tır. e, e daha önce de bakmıştım açıkçası sanki kağıtta bir hareketlenme var ancak tabii ki yanılabiliriz. Evet, EG Plus EG Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi kağıdına baktığımızda hepsinde benzer arkadaşlar. Yatay çizgi çektim ancak dikkat edin hepsi e, şuradaki oluşun güzel aslında. Şu çektiğim çizgi arkadaşlar 7.46'lara denk geliyor. Kağıdımız ise 7.35'te kapatmış. Dolayısıyla bu kağıt 7.46'ların üzerine attığında bir atak meydana getirebilir. Era sayı olarak baktığımızda kendi ortalamasının üzerindedir. Dolayısıyla yukarı doğru çıkmış. Yine hacim olarak şurayı biraz büyüteyim. Burada ciddi bir hacim artışının toparlanmasının da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu üç kağıtta da özellikle günlükte ve haftalıktaki grafikler hoşuma gitti. Burada günlük grafimizi de getirdiğimizde yine arkadaşlar benzer bir oluşum var. Daha önce dikkat edin arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bu kez 8. kezdir şu bahsettiğimiz 7.46'ların kırmaya çalıştığını görüyoruz. Başarılı olmamış sadece bir sefer olmuş bir operasyon geçmiş ondan sonra tekrardan aşağı doğru gelmiş. Dolayısıyla bu sefer eğer kırarsa şuna benzer ciddi bir atak meydana getirebilir. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ancak bu kağıda baktığımızda günlük grafimizde geri çekilmelerde de 6.76'lar olduğunu görüyoruz yani kağıdımız şu an 7.35'tir ancak 6.76'lara 6.70'lere geldiğinde de bu kağıt portfoya alınabilir ancak dediğim gibi 7.46'nın üzerine atarsa da kağıtta ciddi bir hareket meydana gelebilir çok uzun bir süredir bu kağıt yata bir bantta hareket ediyor dolayısıyla yakın takipte tutmakta fayda var Bunlar da tamamında da arkadaşlar yanılabilirim Ancak dediğim gibi üçünün de grafiği hoşuma gitti 4 saatlikte de bir şey göstereyim yine benzer oluşu var arkadaşlar yatay çizgimizin ilk girmesi kırması gereken direnç hemen hemen bütün zaman periyotlarında aynıdır Dolayısıyla dikkat etmemiz gereken nokta 7.46 lardır Hatta şu 4 e, saatlikte baktığımızda e, daha güzel bir oluşu var Dolayısıyla bu grafikleri beğendim. Tabii ki bunların hiçbir tanesi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Bu kağıdımızın da arkadaşlar isterseniz şöyle temel verilerine bir bakalım. Şuraya F e yazalım. Şöyle basit düzeyde şöyle bir varlıklarına bir de piyasa değerine bakalım. Şirketimizin toplam varlıklarına baktığımızda arkadaşlar bu 2023'ün 3. çeyreğine ait bilançosudur. Dönem varlıkları 485 milyon duran varlıkları da 1 milyar dolayısıyla kabaca baktığımızda 1,5 milyar şirketin varlığı var. Ancak şirketin piyasa değerine baktığımızda 1,4 dolayısıyla şirketin piyasa değeri kendi varlıkları kadardır. Öz kaynakları çok güçlü dolayısıyla bu açıdan baktığımızda kağıt pahalı görünmüyor. Ancak 2023'ün 3. çeyreğine ait çarpanlarına baktığımızda FK'nın kabaca 15 olduğunu görüyoruz. Firma değeri Favuk 18-19'a yakın. Piyasa değeri bölü defterde ise 1.46'dır. Bana göre bu kağıt da çok şişmiş bir kağıt değil. Şirket en son 49 milyonluk bir kar elde etmiş. Ne kadar satıştan arkadaşlar? 813 milyonluk satıştan. Esas faaliyet karı da 92 milyon karlık az arkadaşlar. Şirketin borçlarına baktığımızda 22 milyonluk borcu var. Öz kaynakları 960 milyondur. Ancak şirketin piyasa değeri arkadaşlar 1.4 milyardır. Bu açıdan baktığımızda aslında bana göre şişmemiş, çok pahalı olmayan kağıtlarımızdan bir tanesi tabii ki borsada gelecek satın alınır. Dolayısıyla bu kağıtlarla ilgili, gelecekle ilgili beklentileriniz varsa, daha iyi olacağına inanıyorsanız buralarda pozisyon alabilirsiniz. Ancak özellikle arkadaşlar bu kağıdımız yani E Plus'ında haftalıkta bir daha gelsin ekranı arkadaşlar. Haftalıkta ve günlükte oluşumlar güzel. Dikkat edin arkadaşlar. Şurada ortalamanın üzerine atmış. Dediğim gibi burada 7, 46, 7, 47'lerin üzerine atarsa ciddi bir atak meydana getirebilir. Şu ikili dip oluşumu var. Özellikle şurayı bu sefer sanki kıracak gibi geliyor. Kırılmasa da 6.70'ler 6.60'lara kadar geri çekilecektir diye düşünüyorum. Herkese tekrardan bol kazançlar.